kitapların başlangıcı tefsir kitaplarının o sure içerisinde muhteviyatı anlatılır. Yani içerdiği konular tek tek anlatılır. Ama burada her konu ayrı bir derse tekabül ettiği için bunu toplu olarak burada vermek pek bir faydalı değil. Dolayısıyla ben o bölümden vazgeçiyorum. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu sureyi içerisinde bize Rabbimizi tanıtıyor. Gücünü tanıtıyor. Kudretini tanıtıyor. Bize kelam-ı ilahisi Kur'an'ı tanıtıyor. Onun içerisinde emir ve yasaklarıyla bizden ne istediğini, kulluğumuzu tanıtıyor. Böylece biz öldükten sonra da dirilmeye inandığımız hesap bilincinin içerisinde bir sorumluluk hissediyoruz. Allah Celle Celaluhu bilinirse sevinir, sevinirse seve seve itaat eder. Dolayısıyla Allah'a iman duygumuzu beslememiz lazım. Bir insan Allah'a ne kadar sağlam inanırsa, ahirete ne kadar sağlam inanırsa, Allah'a kavuşacağını ve hesap vereceğini ne kadar sağlam inanırsa, o kadar Allah'ın haramlarından kaçar, emirleri yerine getirir. Bunun teyidi bu olur. Yaptırıcı gücü, müeyyidesi bu olur. Ama Allah'ın imanı insanda sağlam olmazsa, ahirette iman sağlam olmazsa tam işte dedi. Ah var din var. Gerisi yok. Neden? Sağlam bir din var. Halbuki insan Allah'a sağlam iman ise, bilerek ve bilinçli şuurlu iman ise, ahirete şuurlu imanı olsa korkar. Korkar, korktuğundan kaçar. Bazı rahmeti umar, umduğuna nail olmak için çabalar. Yoksa Rahman'dır, Allah kerimdir, Allah elbette ki kerimdir ama kime kerimdir Allah kerimdir? Allah gafur rahimdir de, Allah gafur rahimdir. Allah rezzatı alemdir aynı zamanda. İşine gitmesene, memursan daireye gitmesene, dükkansan ticarethaneyi açmasana, işçisen işe gitmesene, Allah rızkını verecek değil mi? Gökler zembille mi inecekler? Rızka gelince gökler zembille mi inecek? Sen de biraz çabalayacaksın diyeceksin. Öbür yandan Allah gafurur rahim. Allah kime gafurur rahim? Allah gafurur rahim. Gökler sana mağfiret edip yaptığın içki, kumar, zina, namazı terk, orucu terk, zekatı terk, dedikodu, yalan, gıybet hem bir eylem devam et hem de Allah gafurdur de. Ve Allah rezzatı seni besleyecek söz vermiş. İşi bıraksana. O zaman ya çalışmamız lazım. Bu rezzetinle mi gidecek bu? Aynı kafa değil mi? Dolayısıyla Allah'a iman duygumuzu beslememiz, güçlendirmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu'ya insan sağlam inansa yeryüzünde yalnız başına otururken dahi Allah beni görüyor, sağımda solumda meleklerim var, ruhaniyet ile beraberinde oturuşuna dikkat eder, sözüne dikkat eder. Banyosunda yıkanırken bile Peygamberimiz öyle yapar ki peştemal sarar çünkü Allah seni görüyor der. Bak bu bir iman meselesi. Biz banyoya girer, çırılçıplak yıkanmakta şeriat açısından bir zarar yok. Niye? Kimse seni görmüyor. Ama Peygamberimiz tavsiye buyuruyor, Allah seni görüyor. İnsan tuvalete giderken elbisesini en yakın yere kadar açmamalı diyor. Allah görüyor. Yalan söylemez, kimseyi incitmez, kalp kırmaz çünkü Allah görüyor. Bunlar kayda geçiyor diyor. Sorumlu olur, helal yemeye dikkat eder. Haram yemekten kaçar. Çünkü Allah biliyor, Allah görüyor, Allah bunun hesabını veriyor diye sağlam bir Allah'a iman. Yoksa ben de Müslümanım diyen insanlar var, öyle insanlar ki tam bir soytarlıktır yaptıkları. Müslümanlık derdi bizden geçmiş insanlık bile, Adem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi mahverdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba köklerde değil.
yaşayanların arasında yok, makbere gitmiş. Hakiki Müslümanları sayarsanız mezarda yatıyorlar. Ya yaşayanların arasında bu ümmet niye bu halde? Niye böyle paramparça? Niye kimse birbirini sevemiyor? Niye ümmet-i Muhammed böyle birbirini yiyor? Allah'a imanda musallık vardır. Her işin başı Allah'a iman, ahirete iman. O yüzden sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bazen söze şöyle başlar. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise şöyle yapsın ya da böyle yapmasın. İnanıyorsa nasıl tutacaksın Allah'ın derisini? Her haltı yer. Her haltı yer. Utanmaz. Yüzüne tükürsen kaynat sana. Özellikle bu asırda Allah'a imanı çok güçlendirmiyor özellikle. Neden? Çünkü eskiden yüzyıllar evvel Müslümanların devleti İslam'dı, cemiyeti İslam'dı, hanesi İslam'dı, mektebi İslam'dı, mahkemesi İslam'dı, her şey İslam'dı. Ve İslam her yerde yaşanıyor. Sen bir günah işlersin, devlet kulağından tutuyordu, mektep kulağından tutuyordu öğretmeni, baba kulağından tutuyordu, cemiyet kulağından tutuyordu, utanmıyor musun? Böyle yapmaya, ahlaksız herif diyordu, seni dışlıyordu, konuşacak adam bulamıyordu. Şimdi namaz kılmasa bir adam, içki içse bir adam, açık sesik geçse bir Müslüman, devlet karışmıyor mu? Yok. Belki teşvik edeyim. Devlet tekel bakanlığı açmış. İçkiyi kendi üretiyor. İnşallah buradan sözümüzü duyarlar devleti, milleti idare eden idarecilerimiz. Alkol gibi aklı başında her insanın, ister doktor, ister öğretmen, ister idareci, ister polis. Çünkü alkol trafik kazalarının sebebi o, hastalıkların sebebi o, katilin sebebi o, cinayetin sebebi o. Bunu devletin kendisi üretir mi ya? Aklı başında bir devlet. Kim üretiyor? Üretsin. Derhal bitirmeleri lazım. Her neyse. Ne demeye çalışıyorum? Ne demek istiyorum? Bir insan yanlış yaparsa eskiden devlet yanlış yapıyordun derdi. Var mı şimdi yanlış yapana yanlış yapıyorsun diye? İçki içerse karışan devlet var mı? Yok. Zina ederse karışan var mı? Yok. Yalan söylerse karışan var mı? Yok. Namaz kılmazsa karışan var mı? Yok. Açık seçim gezerse karışan var mı? Yok. Sokak karışıyor mu? Yok. Mektep karışıyor mu? Yok. Ana baba karışıyor mu? O da yok. İş başa düştü sevgili kardeşler. Gelmişsin bir taraftan. Peki iş başa düştü, ben nasıl beceririm bu işi? Kuvvetli bir iman varsa o iman seni zorlar, kaldırır namaz kıldırır. Oruç tutturur. Tesettüre dikkat ettirir. Serbest bile olsa içki içmezsin. Serbest bile olsa zina yapmazsın. Canın ister, gene yapmazsın. Neden yapmazsın? Allah haram kılmıştır. Yaparsan ahirette cezasını çekerim. Bu dünyada da var bazı cezalar ama esas ceza ahiret. Yapamam. Neden? Çünkü Allah var, çünkü ahiret. İş başa düştü derken bunu kastediyoruz. Artık Müslümanlığı öğrenip yaşamakta siz kendiniz baba yiğit olacaksınız. Eskiden olsaydı kalabalığın içerisine karışıp gelirdiniz. Çünkü su, akıntı böyle sizi de Müslümanlığa götürürdü. Şimdi pazımız güçlü olacak kardeşim. Kulacı güçlü atacaksınız. Neden? Hayat gürül gürül küfre doğru gidiyor. Günaha doğru aklı kırmak. Siz kulaçlarınızla tersine yüzmeye çalışıyorsunuz. Yorulacaksınız, didineceksiniz. Daha zor olacak. Ama çaresi yok. Çünkü bu hayat imtihanıdır. 100 sene sonra
şu yaşayanları hiçbirisi kalmayacak. Hepimiz öleceğiz. Unutup gidileceğiz. Yaptığımızda baş başa Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Aman bilen amişim ya Rabbi, dünyayı boş geçirmişim, serseri kalmışım. Ne olur beni dünyaya bir kere daha gönder. Bak, öğrendim, gördüm. Sana nasıl kulluk edeceğim? Vallahi billahi. Geçti Burun pazarı. Süleyşen'in iyiliği. Dinlemez. Bir akıllık barutun var kardeşim. Şimdi kullanacaksın. Baba yiğitli kurtul işte. Peki hocam, iyi güzel, bu imanı nereden tahsil ederiz? Kur'an okumak. Kur'an'ı anlamak. Allah'ı tanımak. Marifetullah diyoruz. Marifetullah, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek olursa, muhabbetullah dediğimiz Allah'ı sevmek, mekafetullah dediğimiz Allah'tan korkmak, kendi bildiğimiz. Kendi bildiğimiz. Siz buna bir de zikrullahı eklersiniz, namazı eklersiniz, orucu eklersiniz, zekatı eklersiniz, dini yaşayan güzel kullar, salih kulların ziyaretine gider, huzurlarında oturursunuz, onlardan duyduğumuz sözler, gözümüzle gördüğümüz yüzündeki nur ve heybet hepsinden ders alır, pişman alır, boş geçen günlerimize pişman olur, bundan sonraki günlerimizi daha güzel geçirmenin gayreti içerisinde olur. Yeryüzüne baktığınız zaman tefekkürle bakarsınız. Çünkü Kur'an size bunu öğretiyor. Baktığınız zaman sıradan bir dağ görmezsiniz. Dağ yaratanı görürsünüz. Aman Allah, bu koca dağı nasıl buraya koydun de. Bu dağı nasıl yaptın dersiniz böyle. Allah Celle Celaluhu Kur'an okuyarak tanıdığınız zaman çiçeği gördüğünüzde ne güzelmiş demekle geçmezsiniz. Aman Allah, bu çiçeği nasıl yarattın? Nasıl boyadın bu çiçeği? Bu kırmızılık, bu beyazlık, bu yeşillik, bu renk, bu ton, bu koku nereden nasıl oluştu? Allah'ım, gücün kudretin ne kadar büyük senin de. Pencerenize konan bir kuşa kuş olarak bakmazsınız. Aman Allah'ım, bunu ne güzel yarattın. Bu ne güzel şakıyor böyle. Buna bu müzik dersini, bu nota dersini, hangi konserler duvarda öğrettim diye Allah Celle Celaluhu'nun gücü ve kudreti karşısında titrer, ürperir ve ağlarsınız. Nasıl iman bitiyor? Gönlünüz yufkalaşır şairin dediği gibi. Ey gönül, madenin ne kadar yufka, yeter ağlamana bir kuş ötüşü. Bir kuş öter, sen ağlarsın. Çünkü orada Allah Celle Celaluhu'nun eserini görürsün, fiilini görürsün, nimetini görürsün, ilmini görürsün, gücünün kudretini görürsün. Aynaya baktığın zaman sadece kendini görmezsin, Allah'ın eserini görürsün. Subhanallah dersin. Allah'ın bu kaşı, bu gözü, bu ağzı, bu burnu nasıl yarattın ve yetiştirdin? Ne güzel yarattın. Nasıl bir ilim var sende? Ve sonra doktorlar sana al yuvardan bahsederler kanda, ak yuvarlardan bahsederler. Giderken tepmesini, çıkarken aşağıdan yukarıya damarların birbirini itmesini, itemezse genişlerse varislerin oluşmasını, bütün bu makinenin çalışmasını anlatırlar. Gözlerim açık böyle. Bu insan denilen varlık ne kadar büyük bir ilim ile yaratılmış, sanat ile yaratılmış. Şu göz, şu kulak, bunları tefekkür ettiğin zaman azamet-i ilahiye karşısında erirsin. Artık senin ona saygısızlık yapmaya gücün ve kuvvetin olmaz. Allah Celle Celaluhu Mekke'deki ayetlerle bunu sağlamak için hep böyle kendini al.
Mekke'deki ayetler iman bitiren ayetler. Mevzusu Allah'ı anlatır. Sıfatlarını anlatır. Fiillerini anlatır. İsimlerini anlatır. Kur'an'ın azametini anlatır. Peygamberimizin güzelliğini ve ona iktidayı, uymayı anlatır. İslam'ın temel esaslarını anlatır. Ahirete, öldükten sonra dirilmeyi anlatır. Eski peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatır. Ve biz bu sureyi celilede bunun numunelerini, örneklerini görecek ve Allah'ın azameti karşısında nefsi emmare pes edecek. İsyandan vazgeçecek, itaata koşacak, Allah'ı sevecek ve sevdikleri başka şeyleri Allah'ı çok sevdikleri için Allah yolunda feda edecek. Kardeşim, ya dünyayı çok seversin. Dünya nedir? Dünya paradır. Altın ve gümüş. Makam, mansıp, şan, şöhrettir. Bu malın mülkü, koyunu, keçi, atı, davarı, marka marka tahsilleri de paranın içine koyulur. Bir de erkekler için kadın, kadınlar için erkek. Dünya budur. Hepsi budur. Bunlar çok sevgili şeyler. Tabii. Neden? Çünkü Allah bunları sevgili yarattı, güzel yarattı. Yani şehvet, canın istiyor. Buluğ çağına eren bir erkek ya da kadının karşı cinsi canı istiyor. Malı, parayı, bağ, bahçeyi, binayı canı istiyor. Herkes tarafından övülmeyi, sevilmeyi, başlarda taşınmayı, bir makam mansıp sahibi olmayı İstesin, ayıp değil. Kazansın da ama meşru yolda. Mümkün mü? Mümkün. Cinsel arzularını meşru yoldan gidermen mümkün mü? Mümkün. Allah evleri yarasın. Mal edinme karar değil ki, çalışma kazan. Bağın olsun, bahçen olsun. Ama çalarak olmasın, çırparak olmasın, hileyle olmasın, tahım karıştırmakla olmasın, başkasını öldürüp de malına konmasın. Helal ve meşru yoldan olsun. Ne demeye çalışıyorum biliyor musun? Kadın sevgili, şehvetli, mal öyle, mülk öyle, şan şöhret öyle. Eğer Allah'ın sevgisi bunların üstüne çıkmazsa, bunu elde edeyim Allah'ı atar, isyan eder. Mal gelsin de nereden gelirse gelsin de. Dilber seveyim de kimim olursa olsun desin. Nikah, zina fark etmez. Neden? Allah'ın üstümüzde bir etkisi yok. O zaman dövüş de başlar. Zina ettiğin birisinin anasıdır, bacısıdır, kızıdır, halasıdır, teyzesidir. İntikamını alır. O senden, sen ondan. Bel soğukluğu, frengi, eğis hastalığı, canı yakar. Malı kazanayım derken gazın atarsın, farkına varır, dava çıkar. Gücün yeter, adamı öldürürsün, sonra meydana çıkar. Kan davaları başlar. Sen başkasını hileyle çalarsın, başkası da seninkini hileyle çalar. Sen meşhur olmak için başkasının defesine binen ezersin, o da senin defesine binen ezer. Fırsatını bulursa, men dakka dokka. Ne olur bu hayat? Bu hayat cehennem olur. Neden cehennem oldu bu hayat? Çünkü bu dünya ve içindekileri Allah'tan daha çok sevdim ve Allah'a terdim. Ama sen Allah'ı, Allah'ın yarattığı bu karşı cinsten, para puldan, şan şöhret makamdan, maldan Allah'ı daha çok sevseydin, Allah'ın buyruklarına, şeriatına, emir ve yasaklarına itaat ederdin. Gene malın olurdu helalından. Gene sevgili şöhretim olurdu. İnsanlar seni severdi. Başlar üstünde taşınırdı. Ne güzel adam diye seni överlerdi. Ama helalından. Gene eşim olur.
cinsel ihtiyaçlarını karşılardın. Ama el alımdan ne kavga olurdu ne gülürdü. Hangisi daha güzel? Eğer Allah'a imanımız, marifetimiz iyi olursa her şeyi Allah'ın emrine göre yaparız. Eğer Allah'a iman sağlam olmazsa şu sevdiğimiz altın, gümüş, çarşı, öğret, koltuk, kadın bunları elde etmek için çabalar. Helal'la harama bakmaz, Allah'ı dinlemeyin. O zaman bunları Allah'tan çok seviyorum. O zaman tarlı olur. Allah'ın üstüne geçen bir tarlı olur. Sen bundan sonra kadının kulusun, altın gümüşün kulusun, makamın kulusun, şöhretin kulusun, sen bir kul olursun, bunların kulu olursun. Ama Allah'a inansaydın, özgür olurdun, özgür. Sadece Allah olurdu, bir tane Allah olurdu, sadece bir Allah'ı tanırdı. Onun ötesinde ne başka insanlara eyvallah edersin, taparsın, ne altına, ne gümüşe, ne makama, ne kadına, hiç kimseye eyvallahın olmazdı. Allah'ın vardı tüm güzeli. Allah'a iman insana izzet kazandırır, insana servet kazandırır, insana şöhret kazandırır, insana mal kazandırır, insana devlet kazandırır, insana medeniyet kazandırır. Araplar neydi Peygamberimizin geldiği zamanda? 3,5 bedeni yiyecek ekmek bulamaz. Bunların üstünde bir böcek geçse çarpma ağzına atar yerler. Gece yarısı birbirlerinin mallarını çalarak beslenirlerdi. Yağmacılar. Kadını insan yerine koymazlar onun için. İleride akbuyu fahişe bilmem ne olmasın diye çocukken gömerlerdi. Türkler Müslüman olmazdan evvel neydi ki? Orta Asya'nın bozkırlarında toplanır, vurur, kırır, bir devlet kurar, baba kırır, darmadağın olur, göçeme. Bildirler, at duyulmaz, sarı duyulmaz. Müslüman olduktan sonra Araplar da, Türkler de, Farslar da büyük büyük devletler ve medeniyetler kurdular. Yeryüzünde büyük alimler çıkardılar, bilginler çıkardılar. Sanat ve kültür ve medeniyet ortaya koydular. Müslümanlık sayesinde. Daha özetlersek Allah'a tam iman sayarız. Onun için ne yapıp edip Allah'a imanımızı güçlendirmek. O yüzden diyoruz ki bunun için Kur'an'ı çok okumak ve üstünde düşünmek. İbadetleri yerine getirmek ve hasreten zikrullah yapmak. Ve kainata bakarken hep arka planında Allah'ın bir sanatı olarak tefekkür etmek. Öküzün trene baktığı gibi bakmamak biz öyle diyoruz, öküz bizi affetsin, belki öküz trene çok baktığıdır ama öyle bir atasözümüz var, öküzün trene baktığı gibi bakmamak bakmamak lazım. İbretle bakmamak ders alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Bu tür ayet-i kerimeler daha önce bilgi verilmiştir. Cenab-ı Allah'ın bir şifresi, Kur'an-ı Kerim'in icazına dair çok söyledikleri var ama müteşabihattır. Biz kesin manasını bilmiyoruz. Bazı yakıştırmalar var ama onlar da örgü değil. Zamanında bunlardan bahsettiğimiz için şimdi bundan bahsettiyse onu Allah en iyi bilir deyip hiç söze karışmadan devam ediyoruz. Yani bunlar herkesin kullandığı harflerdir. Allah bu harflerden bir araya getirerek Kur'an gibi bir kitap ortaya koymuştur. Ey bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanmayanlar, işte sizin diliniz, işte sizin kelimeleriniz, işte kelimelerin meydana gelen harfler. Hadi bir kitapta benzerinizi ortaya koyun, Kur'an gibi koyamıyorsunuz. Ya aynı harf, aynı kelime, niye koyamıyorsunuz? Koyamazsınız. Bu Allah. Ve bu Allah'ın sözü öyle bir muhteşem söz olur ki gökler gibi, güneş gibi Allah dileseydi, kendine mahsus o güzel kelabıyla konuşsaydı çok daha güzel konuşurdu ama biz onu anlamazdık. Buna rağmen Allah seviyemize tenezzül buyurup iniyor, seviyemize göre konuşuyor.
Nasıl örnek vereyim? Siz küçük çocuklarla konuşuyorsunuz değil mi? Oğlumuz, torunumuz ya da sevdiğimiz bir çocuklar. Çocuk gibi konuşuyorlar. Onunla büyük gibi konuşmuyorsunuz. Kelimeleri çocuk gibi konuşuyorsunuz. Çocuk mesela su istiyorsa ne diyorsunuz? Mur, mar, mur. Böyle yani işaretle. Sizin kesik kesik çocukla konuşmanız içindir. Yanınızda bir büyük adam gelse o konuşmayı bırakır, adam gibi konuşur. Ama çocukla çocuk gibi konuşur. Allah insanla konuşurken insanın seviyesine inanıyor. Bu biliyor, o büyük Allah ve insanın gibi konuşuyor. Esas Allah uluhiyetine göre konuşsaydı, bak sen ne kelam konuşuyorsun. Ama bizim çocuk gibi aklımız onu almaz. Buna rağmen bütün dünyanın insanlarına Allah meydan okuyor. Benzerini getirin, getiremediler. Bu zamana kadar getiremediler. Bundan sonra da getiremeyecek. İşte bu böyledir Allah kelamıdır. Elif Lami, tilke, eyyetül kitap, bunlar kitabın malum Allah katından Hazreti Muhammed'e gönderilen kitabın ayetleridir. İşte bunlar kitabın ayetleri derken tabi Arapça dil bilgisi burada çok önemli. Onu anlatabilmek için daha fazla konuşmak gerekiyor. El kitabın başında bir harfi tarif vardır. El kitap sıradan bir kitap değil. Malum, belli bir kitap. Bilinen kitap, şu zihinlerde olan kitap. Nedir o kitap? O kitap Hazreti Muhammed'in bu Allah'ın kitabıdır diye bize okuduğu kitap. Ya doğrudan Allah'ın onun kalbine koyduğu ya da Cebrail denilen peygamber aracılığıyla ona ilettiği Allah sözüdür. Allah sözüdür. Ey insanlar! Ne kadar bahtiyarsınız yahu! Ne kadar şanslısınız! Ne kadar değerlisiniz! Allah size kelamını gönderiyor ve konuşuyor. Ne kadar ayıp! Allah kendisiyle konuştuğu halde yönünü öte çevirip onu dinlemeyen, onu dikkate almayan yazıklar olur. Ne yaptığımızın farkında mıyız? Ben size bir şey söyleyeyim. Bir yere davetlisiniz, konuşuyorsunuz. Konuştuğumuz adam konuşmaya başlıyor sizinle. Fakat laf göze verilir. Size hiç bakmıyor. Pencereye bakıyor. Gelene gidene bakıyor. Duvara bakıyor. Perdeye bakıyor. Sen de laf veriyorsun adamı. Ne yaparsın? Bir iki kibarca uyarırsın. Hey! Adam konuşuyor burada ya. Dinlemesini bil. Dinlemeyecekse konuşma. Adam hala sana sırtını dönmüş, yüzünü dönmüş, başka şeylerle uğraşır. Sen konuşur musun onunla? Konuşmazsın. Seni dinlemeyle ben de konuşacağım. İkinci bir defa seni konuşmaya diye daha gitmezsin. Gitmezsin de konuşmazsın. Ey kendisine Allah'ın tenezzül buyurup kitap verdiği Müslümanlar! Allah'ın kitabıyla ne kadar ilgilisiniz? Ne kadar okuyorsunuz günde? Ey Kur'an okumasını bilmeyen Müslümanlar! Niye yaşıyorsunuz dünyada? Niye yaşıyorsunuz? Gidin sorun imamınıza, müezzininize. Bu Kur'an okumayı kaç günde öğrenebilirsiniz? Hepiniz mektep mezunusunuz, lise mezunusunuz, ortaokul mezunusunuz, üniversite mezunusunuz. Okuma yazma biliyorsunuz. Latin alfabesiyle, Avrupa'dan gelmiş kafirlerin harfleriyle okumasını yazmasını biliyorsunuz. Allah'ın kitabının harflerine benzer olduğu için okuma işi ben diyeyim 10 günde, siz deyin 20 günde öğrenirsiniz. 20 günde de derken 20 günün 24 saatinde değil.
bilgisayarda programı var, dinlerken öğrenirsiniz. Ama bir hocadan öğrenmek her zaman için önemlidir. Ağız, harflerin çıkış yeri, mahrek, hemmusin deriz biz buna. Güzel bir ağızdan anlamak önemli. Niye yapıyorsunuz? Sonra da Müslümanım diye koskos kesiniyorsunuz. Hak buyurun. Biraz çattım size ama aslında ben kendime çatıyorum. Samimi söylüyorum. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin yanındaki yerini biliyorsunuz değil mi? En fazla oydu yanında, hiç ayrılmadı. Hadisleri yazmak istedi birinci ağızda. Bir ay düşündü taşındı, sonra vazgeçti. Aynı işi Hazreti Ömer de düşündü vazgeçti. Neden biliyor musunuz? İnsanlar Peygamberin hadislerini okumaya dalar da Kur'an okumayı terk ederler. Bak bak. Peygamberin hadislerini okumaya dalar, meşgul olurlar da Kur'an okumazlar diye. Ey 21. asrın Müslümanlar! Gazete okumaktan, dergi okumaktan, televizyon seyretmekten, roman okumaktan, hikaye okumaktan, şiir okumaktan, ey talebeler, tek çözmekten ne zaman Kur'an okumaya sıra gelecek? Ya siz dünyada ne için varsınız? Allah'ı tanımak için, ona ibadet için değil, bunun yolu Kur'an okumaktan geçer. Başka bir yerden değil, buradan geçer. Siz dünyada onun için soruyorum, niye yaşıyorsunuz? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için yaratmadım diyor Allah. Sadece bana ibadet etsinler diye, rızıklarını ben vereceğim diyor Allah. نَحْنُ نَرْضُكُمْ Onların rızkı bana ait diyor. Ben vereceğim onu. Niye yaşıyoruz? Niye yaşıyoruz? Hedefim ne? Mektepte öğretmenken en akıllı çocuklara sorar. Oğlum niye okuyorsun? Niye dünyada varsın? Hocam iyi bir mektep, lisede bitireyim, sınavları kazanayım, iyi bir üniversiteye gideyim, iyi bir işte devlette maaşı bol, hatırı sayılı bir memur olayım. Hocam işte evleneyim, bir evim olsun, arabam olsun, yok hocam, hepsi bu, yazıklar olsun. Bunu için mi Allah yarattı seni? Hani bir öğrenmiştik, tahta yazmıştık ayeti. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler. Yani hayatı benim emir ve yasaklarıma göre yaşasınlar diye yarattım. Nerede? Bu nerede? Sizin hayalleriniz de böyleyse bir değerlendirme yapın. Bir de ben öğretmenimden size bir şey anlatayım. Talebeydim, öğretmenimin biri bir hikaye anlattı. Başından geçeni anlattı. Diyor ki, zekatı anlattım çocuklara, zeki çocuklar. Anadolu Lisesi'nde çocuklara zekatı anlattım. İşte şu mallardan şu kadar elinde var olan zengin sayılır ve bunların 1/40'ını senede %2,5'unu üzerinden bir yıl geçmişse zekat verir. Efendim, tamam mı çocuklar? Tamam. Öğrendiniz mi çocuklar? Öğrendim hocam. İyi. Şimdi ben size bir soru soracağım. Bir adamın elinde 40 milyon parası var. 40 milyon. Bu senede şemsiye değil tabi, kameri değil bir senede. Pardon, günlük fark var, onun için söylüyorum. Ne kadar zekat verecek? Sınıfta çıt çıkmıyor diyor. Baktım, bir tane parmak kaldıran yok. Soru çok kolay halbuki. Bir adamın 40 milyonu varsa zekat kaçta kaç verilirdi? 1/40, %2,5. Zaten 40 tane birisine verirse bu kadar basit. Bir tane parmak kaldırıp da
Cevap veren yok. Moralim bozuldu diyor ya. Bu kadar ders anlattık, hepsi boşa gelmiş. Bizi dinlememiş. Öğretir mi bizi? Öğretmen de kötü, talebe de kötü. Moralim bozuldu diyor. Kızdım yüzünden. Oğlum ben size anlatmadım mı şu kadar parası olan 40'ta bir zekat verin. Bunu bilmeyecek ne var da parmak kaldırmıyorsunuz. Birisi parmak kaldırdı diyor. Söyle dedim diyor. Siz de ona kız kız dedim bundan çıkarttım diyor. İyi dinleyin burası. Ve üstünde çok düşünün lütfen. Çocuk kalktı dedi ki hocam bu hesap çok kolay. 40 milyon parası olan 40'ta bir zekat vereceğine 1 milyon zekat verir. Kalem ve kağıdı da gerekli. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizim parmak kaldırmayışımızın sebebi acaba bir insan 1 milyon lira zekat verir mi? Ona şaşırıyor. Buna inanan. Bir milyon zekat verir. Müslümanlık bilinen bildin. Kolay da bildin. Niye bu Müslümanlar bu dini yaşamaz? Çok iyi de ben sana top atayım. Sen de topu ona at. O topu ona atsın. İyidir de sen yaşa. Sen yaşa. Sen. Bir kere anlatmıştık burada. Tekrar edeyim. Padişahın birisi bir kocaman göl yaptırmış. Parkın ortasına emri ferman buyurmuş. Bu da süt gölü olsun demiş. Vatandaşlarımın her biri gece yarısı kimse görmeden bir kova buraya süt döksünler. Burası da bembeyaz süt havuzu olsun diyoruz. Peki, geceye sorunca veli emri hanım uyarmış. Hanım şuradan bir kova su ver bana, gelip şu havuza dökeyim. Ama herif, padişah süt dökün bir kova dedi. Boş ver hanım, herkes götürür süt döker. Benim bir kova su arada kaynar giderdiniz. Ve götürmüş bedenimi, gece yarısı bir kova su dökmüş. Ve sabahleyin süt gölü nasıl olur diye bakmaya gitmiş bedenimi. Bakmış ki gölün hepsi su, hep süt yok. Meğer velem böyle düşünürken alemi de öyle düşünür. Hasenemi de öyle düşünür. Hüseyinemi de öyle düşünür. Bu Kur'an'ı kim okuyacak değerli kardeşlerim? Sadece hocalar mı? İmamlar, müezzinler mi? Müftüler, vaizler mi? Siz? Böyle bir vaaz ettim buna benzer Kur'an'ın faziletlerinden. Bir esnaf kardeşimiz beni davet etti, hocam biraz geldi misin diye gittik. Gidiyor. Yaşı 50-60. Oturdu hocam ben ne yapacağım? Beni öldürdü ne oldu? Ben Kur'an okumasını bilmiyorum. Öl kardeşim ya. Ayıp ya. Tabii ben öyle söylemedim. Zaten yeteri kadar adam titriyor, korkuyor, utanıyor. Zor değil. İstersen ben gelirsen ha, günde yarım saat ders veririm. 15-20 içinde öğrenirsin. İstersen senin şu tezgahların arasında, biliyorum. Orada bir İmam Hatip talebesi var. Mektepten biliyorum. İstersen o çocuk da sana öğrenir. Birkaç ay geçti, hocam ben dinle bağlı Kur'an-ı Kerim'den dedi. Dinledim, çatma, farklar, bu hız gibi, Ha, bir de bunun kenarında Türkçesi, mağdur olanlar var, onu bir Arapça sorun, bu bir Türkçesi, öyle yok. Değerli kardeşim, Allah'ın kitabı bize iyi.
Başkasına değil, sana indi, bana indi. Bu kitabı okumayan cahil sadece bilmiyor. Çünkü diğer bütün kitaplar bu kitap için okunuyor. Bu kitabı doğru anlamak için okunuyor. Bu kitabın açılımıdır, yorumudur. Bunu okumayan cahilin ta kendisi. Sözümüz Müslümanlara, gavurlara sözümüz yok. Zaten onlardan beklenen önce iman etmesin. İman olmadıktan sonra hiçbir şey kalmayacak. Tilke eyyetül kitap, bunlar kitabın ayetleri. Malum kitap, Kur'an'ın ayetleridir. وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ Rabbinden sana indirilen hakkın ta kendisidir. Bu kitap yaş kuru içinde irili ufaklı gelmiş geçmiş dünya ahiret her ne varsa farklı verir. İnsana anlayış ve kavrayış, feraset bakış açısı verir. Perspektif verir size. Bununla baktığınız zaman eşyayı doğru hakkı batıldan seçersiniz. Çünkü her şeyin haktır kitap. Hak olan Allah'tan indirilmedir. وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Ama insanların ekserisi buna yemin etmiyor. Bunlar Peygamberimizin karşısında okuduğu zaman bu kitap Allah'ın kitabı değil. Sen mağaraya çekiliyor, gece düşünüyor, uyduruyor, bize sabahleyin Allah'ın kitabı diye okuyor, yutturuyorsun diyorlar. Bugün de böyle diyenler var. Kafirlere gene söylüyor. Ama bir de Müslümanlar var. Güya bu kitabın Allah Teala tarafından verdiğine iman ediyor fakat o kadar. Ya bir kitabın Allah tarafından insana gönderildiğini ve içerisinde sana talimatları, emirleri, yasakları, tavsiyeleri, tespitleri, sakındırmaları, uyarmaları varsa bunu dikkate alacaksın. Dikkate almadıktan sonra onu okumanın ne anlamı var? Veya hiç okumamak ne demek? Tamam, mutlaka boku kurar, kıp aşağı koyuyor. Baban ölürce iki tane hafız tutarsın, hocalara para verir, Kur'an okutturursun. Bir tane bu kadar. Öyle mi? Bunun için mi indirildi bu? Hayatın bu Kur'an'la olacak. Sabahleyin bu Kur'an'la kalkacaksın. Akşam bu Kur'an'la yatacaksın. Ekmeğini bu Kur'an'la kazanacaksın. Hanımı bu Kur'an'ın emrine göre nikahlayacaksın. Bu Kur'an'a sen gitsen bir nikah yapamazsın. Ananla evlenemezsin. Teyzenle evlenemezsin. Başkasının karısıyla evlenemezsin. Bu kitap yasaklamıştır. Türk kardeşinle evlenemezsin. İçki içemezsin. Erkek göbekle diz kapağı arasına açamazsın. Kadın yüzün, elin, ayağın hariç nikah düşen erkeklere gösteremezsin. Haram yiyemezsin, faiz yiyemezsin. Paran varsa ömründe bir defa hacca gitmek mecburiyetindesin. Yalandan kaçacaksın, dedikodudan kaçacaksın, gönül kırmaktan kaçacaksın. Bu kitap, eğer bu kitap senin kitabınsa, bu kitap böyle diyor, böyle olacaksın. Yoksa bu kitaba inanmamışsın sayılır. Maraşlıların meşhur sözü. Kuru kuru adam alın, takı takır yolunu ölür. Aslı yok. Ya ayağı gürleme. E bu kitap benim kitabım. Nerede senin kitabın biliyor? Nerede senin kitabın? Bu kitapla ne alakan var senin? Özel hayatında bu kitap yoksa, ayrı hayatında bu kitap yoksa, ticaret halinde, şirketinde, fabrikanda bu kitap yoksa, mektebinde bu kitap yoksa, mahkemende bu kitap yoksa, meclisinde bu kitap yoksa, devletinde bu kitap yoksa, dış politikada bu kitap yoksa, ekonominde bu kitap yoksa, hayatın her alanında bu kitap yoksa, bu kitaba iman etmenin değeri ne ifade eder? Ne ifade eder? Adamın dediğini bir kere tutmuyorsun, sonra da karşısına geçiyorsun, ben seni çok seviyorum. Hadi lan, sakla. Gibi bir şey. Bu kitaba
Bir, gerçekten iman etmeyenler var. Bir de örtülü iman etmeyenler. Müslümanım diyor. Kur'an'da benim kitabım diyor. Hiç alakası yok. Kur'an'la hayatının hiç alakası yok. Düşünce yapısının hiç alakası yok. Ya sen böyle bir görüş sahibisin ama senin bu kitabın o görüşe izin vermiyor. Bak ben karışım. Yani Allah'ın kitabı, tamam ben bir şey demiyorum, saygı duyuyorum ama benim görüşüm bu tutuyor. Ya kitabı değil. Olsun ben kitaba saygılıyım ama ben böyle düşünüyorum. Allah seni ıslah eylesin. Anlıyor musunuz? Kur'an öyle diyor ama ben öyle düşünmüyorum diyor. Müslüman kitaba inandığını söylüyor. Bu şimdi inanmış mıdır? Bu inanmış mıdır şimdi? Ben kitaba iman ettim demekle iman etmiş midir bu arada? Nerede? Allah ıslah eylesin. Şimdi bu ayette bu kitabın Allah katındaki değerini gör. Hangi Allah? Nasıl bu Allah? Onu tanımazsan kitaba değer vermezsin ki. Onu tanırsan o zaman kitabına değer verme işi devrilir. Esas sorun Allah'ı bilmekle tanımak. Allah Celle Celaluhu bu ayetlerin arkasında bize kendisini tanır. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta bu ayetleri okuruz inşallah. Lillahi Teala.